Herkese selam dostlar, 303 YouTube kanalı burası. Türkiye'nin en yüksek sesle konuşan kanalı. Çiçek çoktur ama gül başka, insan çoktur ama kardeş başka. Her anlamda. Birincisi mikrofonumuz yok, bağırmak zorundayız. İkincisi doğruları söylemek zorundayız. Yüksek ses ve doğrular aynı. Yani sesimiz diye çıkıyor. Anladım. Sindirilemiyoruz. Okey, anladım. Geçen bir siyaset videosu yaptık, izledin mi? Duydum, duydum. Her yönüyle süperdi. Süper. Beni bayağı sindirdiler Instagram'da. Seni yediler. Yediler. Ama sindiremediler. Aman hala. Bu Twitter'da ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Maalesef değil, ben gayet mutluyum. İlk maaş beklentilerini soracağız. Buyurun Efe. Dostlar, 2 sene önce 3. oldum. Şu anda Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Mezun olduğumda yatırım bankacılığı sektöründen ilerlemek istiyorum ve maaş beklentim 15-20 bin dolar arası. Kazanacağım maaşla ilgili sorunları olanlar olmuş. Ağlayarak günlüklerini zoruna gidenin borusuna girsin diyerekten videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce şurada bir tane abone ol butonu, beğen butonu, çökelim. Var mı orada? Ben nereden bilmiyorum vallahi. Yorum atalım. Up up up. Up up up. Sevdiklerimizle paylaşalım. Böylece kanalımız büyüsün, daha çok kitlelere ulaşsın. Daha çok insana yardımcı olabilirim. Süper. İnşallah. Hadi bakalım. Bugünkü konumuz da son 2 ayda bizim hayatımız, ne rutinimiz, okay, ne yaptığımız, iyi ki yapmışız dediğimiz şeyler ve keşke yapmasaydık dediğimiz şeyler. Süper. Çok net ve kısa bir video. Gibi. Bu minvalde bir video. Sizin de en sevdiğiniz videolar zaten bunlar. Yanın en verimli videosu olur ama büyük ihtimalle. Yani hep tecrübelerimizi anlatıyoruz ama biraz da tavsiye minvalinde anlatıyoruz. Bu sefer direkt saf olarak ne yaptık? Direktman beğene bir video olacak. İstediğini al yani. Hadi bakalım, kim başlamak ister? Ben başlamak isterim. Benim çok tek düze bir hayatım vardı. Kütüphaneden eve, evden kütüphaneye. Başka hiçbir yere gitmiyordum. Ve benim mesela çalıştığım dersler her gün aynıydı. Her gün. 60 gün boyunca değiştirmedim. Yediğim yemeğe kadar değiştirmedim. Hep aynı yere gidiyordum öğlen yemeğine. Abartmışsın. Yok zaten. Ama böyleydi yani, bu minvalde bir hayat. Yemek, yemekten sonra markete uğrayıp su alma, tekrar kütüphaneye dönme. Bu şekilde bir hayat. Ne kadar çalışıyordun peki? Ne kadar çalışıyordum? Şöyle söyleyeyim kardeşim sana, ben sabah 8'den önce uyanamıyordum zaten çok kolay kolay. Güneşi selamlayamıyor muyum? Yok yok yok, hayatta öyle şeylerim yoktu. Hatta kışın 8.30 falandı da, yazın yine hava erken aydınlandığı için 8'e kadar indirdim. 8'de kalkıyordum kardeşim, tamam mı? 9 gibi kütüphanede olmaca, meraklı değilsin galiba, hevesli değilsin anladım ben. 9'a kütüphaneye, 9'dan akşam 6.30-7'ye kadar kütüphanedeydim. Sonra ne yapıyordun 6.30'dan sonra? Daha sonra çıkıyordum, eve gidiyordum, evde... Bir kanal tavsiyesi vereyim. Ali Hoca Tarih. Bilir misiniz bilmiyorum. Bilmiyorum. Ali Hoca Tarih deneme videoları. AYT tarih denemelerinin videolarını açıyordum. Onları izliyordum. Yemek yiyorsam. Çok niş bir onu yapıyordum. Tamam, evet. Bunun dışında Ayarlı Edebiyat diye bir kanal vardı. Onun edebiyat denemelerini izliyordum. Bunun dışında Eyüp Bey'in soru çözüm videolarını izleyip, yani akşam sadece videolara ayırıp salaktan çalıştım tribine girip birkaç soru çözüp şey de söylenebilir. Bu soru çözüm videolarına örnek olarak konusu açılmışken söyleyelim. Şükrü Akkoyun var. Evet. Bilgi Matematik var, Dağda Taşta video çeken uzun saçlı hoca. Vine Team var. Ne o? Vine Team, o da aynı onlar Vine gibi. Team. Barış Çelenk vardı var galiba. Ya siz yazın trigonometri en zor soru mesela. Hocalar teker teker çözmüş. Gidin onları şimdi izleyin yani. Bilgi Matematik süper karışma. Evet. Dağda şey inzivalı gibi sürekli. Bilgi adam reisi. Bilgi adam matematik reisi. Yani süper yani, bu tatlı bir hayat. Güzel. Süper. Özlüyorum bazen. Bazı zamanlarda özlüyorum. Yani öncesine göre çalışman daha mı sık? Daha sık. Çok daha sık. 2 ay boyunca gerçekten paso sık. 60 gün boyunca öküz gibi her gün bir tane. Ben gerçi TYT çalışmıyordum biliyorsunuz benim durumum ama. AYT'den mesela her gün 2 AYT denemesi, bazen 3'ü zorladığım oluyordu yani. Matematik çıkmıyordu bazen 3.'sü ama SOS 1 mesela 5, 6... İki tabii tane canım, matematik çözersin. Akıyordu böyle yani ama yapacak başka bir şeyim yoktu. TYT çalışsaydım da bir tane TYT eklerdim, bir tane AYT eklerdim. Akşama kadar yine branş çözerdim. Haftanın bir gününü de soru bankalarına ayırırdım. Eksikleri kapatırdım. Mevzu böylece kapanırdı.
bu tatta bir hayat. Benim şurada bu noktada tavsiyem de şu, yeni şeylere yelken açmayın. Yani herhangi yeni bir şey, mesela hayatında senin yeni diye adlandırabileceğin deneyimlere çok böyle şey vermemek lazım. Mahalle ilişki. Aynen. Mesela yani hayatında hiç sushi yemediysen gidip sushi yeme mesela, anladın mı? Evet, gerek yok. Yani döner ekmek yemeye devam et. Çünkü ne olduğunu biliyorsun. Belki sushi sende bir şey yapacak yani. Motoru bozacak seni. Evet, spor yapmıyordun, yapma. Spor yapmıyorsan yapma, yapıyorsan yapmaya yapıyorsan devam et. Yapıyorsan da yapmaya devam et. Ama dikkatli et çünkü eline sporla bir şey yapma. Ona dikkat etmek lazım yani. Basket oynuyorsan, öyle performans sporları yapıyorsan özellikle o elini kolunu bacağını kırma mevzuları sıkıntı hep de böyle zamanlarda tabii olur. Tabii canım. Yani, de yani. Bunu da zaten 18-19 yaşındaki insanlara söylemeyelim yani, elinize kolunuza dikkat edin. Öyle olur kanka, dikkat edin yani. Söylemiyorsun, illa kıran bacağını çıkar yani. Dikkat etmek lazım yani. Aklınızda bulunsun. Dikkat edin. Çok piyasalara bulaşmayın. Aynen. Yani çok arkadaş ortamınız da olmasın. Tabii canım bence. Ya. Hayatınız biraz kötü olsun yani. Bir tane iki tane lazım ama bak şu iki ayda fix kütüphane arkadaşın olsun yani. Git mesela iki ay boyunca onun yüzünü gör sadece. Ne varsa onu değiştirmeyin, bence çok doğru bir tavsiye. Çünkü benim de kalabalık bir arkadaş grubum vardı. Şey yapmadım yani. Hadi eyvallah, Allah'a ısmarladık çekip. Küçük arkadaş grubuna dönmedim yani. Tabii canım. Ne varsa onu değiştirin diyorum. Yani yeni aşka falan yelken açmayın. Yok, zaten. Bunu söylemeyin kardeşim şimdi, kocaman adam. Aşkından ölüyorum diyorsan da iki ay sonra da aşkından ölürsün büyük ihtimal. Ha, iki ay sonra buluşursun. Mecnun da böyle çok örnek var bizim çevremizde yani. Sınava kadar beklemişler, ondan sonra sevgili olmuşlar. Benim tanıdıklarım var mesela. Evet. Böyle olabilir. Yok. Eski. Güzel. Gelenek. Gelenekçiyiz. Güzel. Bağnazız. Güzel. İki ayda bağnazız, gelenekçiyiz. Güzel. Yeniliğe kapalıyız. Yeni hiçbir şeyi istemiyoruz. Musab'cığım sen mi davet edersin, ben mi davet edeyim? İstiyorsan ben biraz konuşayım. Buyurun. EKS'ye hazırlanırken 333 akademiden koçluk için bilgi almayı unutmayın. Konuşacağım var çünkü. Buyurun. Ben normalde konuları çok geç başladığım için öncesine kadar, bu iki ayın öncesine kadar konuları bitirmekle uğraşıyordum. Hatta sosyalim daha bitmemişti. Hı-hı. Tarihi yeni yeni çalışmaya başlamıştım. Onu da söyleyeyim yani, ama çok yanlış bir şey. Neyse. Çok geç başlamıştım. Evet, öncesinde okulum da çok yoğundu. Günde 3-4 saat çalışabiliyordum. Ve kendim olarak çalışma, konu çalışma dışında bir şey yapamıyordum. Yani anladım. Eksiklerimi kapatayım, kamp yapayım falan filan yapamıyordum. Son 2 aylık süreçte okul dersleri bıraktı ve sadece deneme yapmaya başladı. Ben de onun haricinde bir tane deneme kulübüne kaydoldum. Tamam. Denemelere başladım. Çünkü bir yandan işte sosyali bitirmeye çalışıyordum ama genellikle deneme çözüyordum. Bunu da nasıl yapıyordum? Ya bu aydan bir ay öncesine kadar günde 4 saat çalışan ben, artık günde 10 saatin altına düştüğümde diyordum ki bugün verimsiz bir gün oldu. Böyle de bir yandan değişikliği sağlarız yani. Süreyi anlamam muhteşem değil. Sonrasında 12 saatlere kadar çıkıyordum gün içinde. Nasıl yapıyordum? Fix denemeye giriyordum her gün. TYT varsa TYT, yoksa başka bir şey, yoksa alan denemesi, işte konu denemesi falan filan yapıyordu okul. Fix bir tane denemeye girerdim. 12-1 gibi kütüphaneye geçerdim. İşte yemek falan yedikten sonra 1 gibi derse başlardım. 11'e kadar dururdum. Yani kütüphanede benden geç çıkan olmazdı. Hırs mı? Hırs, evet. Hırs gibi duruyor. Hiç çıkmazdım yani. Kütüphanede işte çalışan gelip hocam kapatıyoruz diyene kadar ben kütüphanede kalırdım. Çünkü benim çalışmam gerekiyordu yani. Ben işte MSÜ'de 80'le TYT yaptım. TYT'm çok kötü, konularım bitmedi. Benim kaybedecek vaktim yoktu yani. Son 2 ay ama gerçekten çok sıkı çalıştım. Ve mola verdiğim gün sayısı 2'yi 3'ü geçmez. Benim de öyleydi valla. Son 2 ay süper çalıştım ve çok da faydası oldu. Yapmasaydım bambaşka bir yerdeydim şu anda. Benim sizinkilerden bir tık farklıydı. Bir tık daha chill mi? Şöyleydi. Son 4 ayın 3'ü benim çok ağırdı. İnanılmaz ağırdı yani. Senin dediğin kadar vardı belki yani. Baştan 3 mü? Evet. Son 4 ayın ilk 3'ü öyleydi. Yani son 2 ayında ilk öyleydi diyeyim. Böyle devam ediyordum. Eşek gibi çalışıyorum. İşte okul çok nadir vardı. O yüzden okul olmayan bir günde sabah 8'de kalkıyorum. 7'de 8'de. Bir kahve içiyorum. Bir tatlı yiyorum. Dizimi izliyorum. Pat derse oturuyorum. Öğlene kadar işte klasik mola rutinleriyle devam edip öğlen yemeğini yiyip akşam yemeğine kadar devam. Arada tabii istisnalar olur, şey izlersin falan, ama çok da istisna olmuyordu yani. Eşek gibi çalışıyordum, denemesiyle, soru bankasıyla, her şeyi vardı yani. Çıkmış sorularıyla, çıkmış sorularının da son 20 yılına girmiştim yani.
üstüne spesifik olarak şey yapmıştım. Artık hani IT matematik denemesi de çok çözmüştüm. Dedim ki ben bir iki haftada işte Bekir Afşar'dan duymuştum. Bir tane soru bankasının, orijinal soru bankasının mavi ve kırmızı testlerini bitireyim dedim, tamam mı? Hı hı. Oturdum eşek gibi ona çalıştım. Öyle spesifik bir hareket yapmıştım. Onun dışında klasik ufak çalışma. Ufak kendine yan challenge'lar mı koyuyorsun? Aynen, ufak ufak challenge'larla eşek gibi çalıştım yani baktığında. Ben de geri gelmişken söyleyeyim. Türev apotemiyi aldım. Türevi çok bilmiyordum. Dedim ki 2 günde bunu bitireceğim mesela. Aynen. 2 gün toplamda aynen. 20 saat mesela türevi evet. çözdüm. Bu tarz küçük challenge'larla aslında o bir ayı evet eşek gibi çalıştım ama biraz da farklılaştırdım aslında. Evet. Yani önceki 2 aydan. Ve bu şekilde devam ettirdim. Sonrasında şunu fark ettim. Abi artık bünye kaldırmıyor. Bünye artık yoruldu. Fiziksel olarak yapamıyorum yani. Son bir ay harbiden yani ben de insanım. İyi bir seviyedeyim. Birazcık dinleneyim abi dedim. Çünkü harbiden TYT netleri azıcık aşağı düşmeye başladı. Evet. Böyle çok sık deneme olduğu için de aşağı düştüğünü hissedebiliyorsun. Aşağı netleri aşağıya düşmeye başlayınca lan dedim bir sıkıntı var. Çalışmamdan mı? Hayır. Eşek gibi çalışıyorum. Başka bir şey mi? Dikkat eksikliği mi? Her deneme dikkat eksikliği olmaz herhalde. Yani dikkat eksikliğidir belki ama her deneme sınıfın havası az olamaz yani. Dedim o zaman bir tık insan olduğumuzu hatırlama vakti. Birazcık dinlenmeye çekildim. İşte minik birkaç arkadaşlarla buluşmalar. Yani akşam lan tamam bugün yeter bir film izleyeyim aileyleler. Böyle minik minik bunlara başladım. Çok sık olmamak kaidesiyle ve birazcık aslında hayatımı mutluymuş gibi hissetmeye evet. başladım yani. Biraz daha mutlu olmaya başladım. Gerçekten biraz daha mutlu olmaya başladım yani. Çıkıp bir yürüyüş yaptım arkadaşlarımla, bir şeyler yaptım. Ve gerçekten işte yüzden hatta bazen 90'lara düşen netlerim o ara bir anda 110'un üstüne çıkmaya başladı. Yani mutlu olmamla o çalışma birleşti ve son bir ay 110'un altında net yapmadım. Süper. Ben 100'ün üstüne ilk defa bir kere TÖDER'de çıktım. Haziran 8. Sınavdan 10 gün önce. O yani buradan aslında üçümüzün bu farklı çalışma metotlarından şunu anlayabilirsiniz. Çok farklılaşıyor bu mevzu yani. Evet, ya kendi ilacınızı bulmanız lazım. Evet. Yani ben senin gibi devam etseydim büyük ihtimal burada değildim. Şu evet, ben de senin gibi yapsaydım burada değildim. Sen de benim gibi yapsaydın. İhtiyaçlarımız farklı, evet. Kondisyonumuz farklı. Sen yorulmuştun. Sen, sen çok evet. yorulmuştun. Ben enerjim yerindeydi, çalışmam evet. gerekiyordu. O yüzden biz bu videoda size öneri vermiyoruz fark ettiyseniz. Evet. Üç evet. tane adam var, seç beğen al hangisi lazımsa yani. Evet. Bu arada ben harbiden 80'de 80'e gidiyordum ya. Ayet öyle mi? Ben bir kere yaptım. Pasa, ben de çok yapıyordum yani, 80'de. Bir kere yaptım. İnanılmaz bir şeydi. Yani, sürekli yapmaya başladım. Bir yanlış çıkıyordu maksimum. Allah Allah. Yemin ederim sınavda birazcık kaza oldu. Belki ben de ilk 5'e girebilirdim. Olabilirdi valla. Sen TYT kaçtı? Şans oradan sonrası. 5000. Benim 6. Benim işte 6500 civarıydı. İlk 10'a girebilirdim bu arada. İlk 10'a girebiliyordum evet. Canı sağ olsun. Sağlık olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Merhaba. Bu şekilde... Çok çalışan, daha az çalışan, hep çalışan mı? Aralarda. Az giden mi diyelim, ne diyelim? Rutin devam eden. Aynen, hep rutinden devam eden. Bu şekilde ama yani bu videonun ana fikri de şu, son 2 ay ne olur demeyin. Çok iyi de olabilir, çok kötü de olabilir. Sizin hareketinize göre çok az çalışırsanız çok kötü de olabilir. Ama çok iyi de olabilir mesela. Evet yani, size göre yani. Aynen tamamen kişiye göre. Çok çalışırsanız da yine aynı durum geçerli. Buradan kafanızda oturtun, yol haritanızı çizin. Bize de bir abone olun. Beğeni, abone arkadaşlara. Şöyle yapalım artık. Herkese cümleten hayırlı günler. Şimdiden iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın.